Sevgili gençler, herkese merhaba. Bu videomuzda 9. fövümüzle dersimize devam ediyoruz. Yeni başlığımız ardışık tam sayılar. Aralarındaki farkı 1 olan tam sayılara ardışık sayı deriz. X bir tam sayı olmak üzere gösterimi x eksi 1, x, x artı 1 şeklindedir. X bir tam sayı olmak üzere x eksi 4, x eksi 2 şeklinde ikişer ikişer artarak devam eden sayılara ise ardışık tek sayılar denir. Ardışık iki tek sayı arasındaki fark 2'dir. X bir çift tam sayı olmak üzere ise x eksi 4, x eksi yine aynı şekilde devam eden sayılara ardışık çift sayılar deriz. Ardışık iki çift sayı arasındaki fark yine 2'dir arkadaşlar. Evet, çıkmış soru 1 ile devam edelim. Ardışık 2 ya da 3 pozitif tam sayının kareleri toplamına eşit olan sayılara kardeşik sayılar denir. Örnek 13 eşittir 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Yani 13 sayısı 2'nin karesi ve 3'ün karesinin toplamına eşittir. Aynı şekilde 14 sayısı 1'in karesi, 2'nin karesi ve 3'ün karesinin toplamı olacaktır. Bu durumda 13 ve 14 sayıları birer kardeşik sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kardeşik sayı değildir? A şıkkında 29 için bakalım. 29 sayısı 2'nin karesi, 3'ün karesi desek 4, 9, 13 olur. 4'ün karesi 16'yı da eklediğimizde 29'u verecektir. Yani A şıkkı bir kardeşik sayı olabilir. B şıkkına baktığımızda öncesinde C, D ve E şıklarını kontrol edeyim. 41'e bakalım. 35 için düşündüm. 2'nin karesi desem 4, 3'ün karesi desem 9, 13 oluyor. 29 4'ün karesi olabilir. Ya da 1'in karesi desem 2'den önceki sayı düşündüğümde 35'i elde edemiyorum gibi görünüyor. O yüzden direkt 41'e bir geçiş yapalım. 41 için de şöyle söyleyelim. 2 sayı yazabiliriz demiştik. 4 ile başlayayım. Büyük sayılar olsun. 4'ün karesi 16. 5'in karesi 25. 16 artı 25'ten 41 gelecektir. Kardeşik sayı olabilir 41. 50 için bakalım. 9 desem 16, 25. Bir de 5'in karesini aldığımda 25, 25, 50 olacaktır. Bu da kardeşik sayı olabilir. 61 için bakalım. 25 artı 36. Yani 6'nın karesi dediğimde 61'i elde edebilirim. Bu da kardeşik bir sayıdır. Ama 35 için az önce de söylediğim gibi yazamıyorum. Tekrar bir daha kontrol edelim. Böyle karelerin toplamı 35 verebilecek sayılar olmadığını görüyorum ve doğru şıkkımız B şıkkıdır arkadaşlar. Evet, örnek 1. A, B, C, D sayıları A küçük, B küçük, C küçük ve D olmak üzere bu şekilde sıralanmış ardışık çift sayılardır arkadaşlar. Buna göre verilen bu ifadenin, bu işlemin sonucu kaçtır? Şöyle yapalım. Bu sıralamaya göre çift sayıları şu şekilde tanımlayabiliriz. Örnek vermek için 2, 4, 6 ve 8 şeklinde söyleyebilirim. Başka çift sayılarla tanımlanabilir. Yine bu oran, yani verilen işlem oran olduğu için aynı oran gelecektir. Bu sayıların katlarını da verebilirsiniz. Şimdi ben aldığım sayılara göre bu işlemi yapayım. C'ye 6 dedik. A'ya 2. 2 eksi 8. 6 eksi 8 olur. Bu işlemin sonucu da 4 çarpı eksi 6 bölü eksi 2. Buradan da cevabımız 12 olacaktır. Evet, ikinci örneğimize devam edelim. X küçük, Y küçük, Z ardışık tek sayılar olmak üzere bu verilen ifade
9 bölü 7'ye eşitmiş. Bizden istenen y sayısı arkadaşlar. Şöyle yapalım. X, y, z ardışık tek sayılar olarak verilmiş ve burada belli bir oran sorulmuyor. Yani burada bir çarpım durumu var ve 9 bölü 7 ifadesine eşitse burada kendimiz sayı veremeyeceğiz. Şöyle yapalım. Eğer ardışık tek sayılar ise şöyle kodlayabiliriz. X'i n diyelim. Y'ye n artı 2. Z'ye de n artı 4 diyelim. Çünkü tek sayıların aralarındaki fark neydi? 2 idi. Bu şekilde kodlamış olalım ve yerlerine yazalım. X yerine n. Y yerine n artı 2. Ve Z yerine n artı 4 yazalım. Evet, burada gerekli işlemleri yaptığımızda payda genişletme ve çarpma işlemlerini şöyle olur. N artı 2 bölü n. Burada n artı 2 artı 2, yani n artı 4 bölü n artı 2. Burası da n artı 6 bölü n artı 4 olacaktır. Ve bu ifade 9 bölü 7 eşit. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Çapraz olarak n artı 2'ler gider. Aynı şekilde n artı 4'ler gidecektir. Yani pay kısmında n artı 6, payda da n vardır. Ve 9 bölü 7 eşit bu ifade. Burada içler dışlar yaptığımızda 7n artı 6 çarpı 7'den 42. 9 çarpı n, 9n olarak yazdık. 2n eşittir 42 dersek 7n'i karşıya attım. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde n dediğimiz ifade buradan 21. Ama bizden istenen y kaçtır arkadaşlar? Y'yi de nasıl tanımlamıştık? N artı 2 olarak. O halde n yerine 21 yazarsak cevabımız 23 olur. Evet, çıkmış soru 2 ile devam edelim. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 ardışık tek doğal sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir. Buna göre A kümesinin en büyük elemanı nedir? A kümesini verilenlere göre şöyle tanımlayabiliriz arkadaşlar. 6 ardışık tek doğal sayı, yani ilk sayımıza n diyelim. N artı 2, n artı 4, n artı 6, n artı 8 ve en son 6. sayımız n artı 10 olacaktır. Evet. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir denmiş. Kümedeki elemanları toplayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane n. 6, 12, 20, 6n artı 30 elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir. Yani en büyük elemanımız n artı 10. 4 katını da aldığımızda 4n artı 40'a eşit olacaktır. Burada bilinmeyenleri bir tarafa topladığımızda 4n'i karşıya atalım. 6n'den 4n çıkardık. 2n, 30'u karşıya attığımızda burada 10 kalacaktır. N dediğimiz ifade buradan 5 gelir. A kümesinin en büyük elemanı nedir diye sorulmuş. En büyük elemanımız n artı 10'du. N yerine de 5 yazarsak 15 olarak bulmuş oluruz en büyük elemanı arkadaşlar. Yani cevabımız D şıkkıdır. Evet, üçüncü çıkmış sorumuz. X bölü Y, X eksi Y ve X sayıları küçükten büyüğe doğru sıralanmış ardışık 3 çift tam sayıdır. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır? Bu verilen ifadeler, sayılar eğer 3 çift tam sayısı arkadaşlar, aralarındaki fark ne olacaktır? 2 olacaktır. Yani şöyle X eksi Y ve X arasındaki bağlantıyı şöyle kurabiliriz. X eksi Y sayısına 2 eklediğimizde X sayısını elde etmiş oluyoruz. Şöyle aralarındaki fark için 2 diyelim. Yani bu durumda X'ler gittiğinde Y sayısını 2 olarak bulmuş oluruz. Denklemi çözdüğümüzde. Şimdi yine aynı mantıkla birinci ve ikinci sayılara bakalım. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Bu birinci ve ikinci sayılar için de şöyle söyleyebiliriz. X bölü Y artı 2 dediğimizde, yani 2 fazlası X eksi Y sayısına eşit olacaktır. Biz Y'yi 2 olarak bulmuştuk. Halde yerine yazalım. Burada
Tabii şurası da 2 olacak. Burada bilinenleri bir tarafa, bilinmeyenleri diğer tarafa aldığımızda eksi 2'yi karşıya atalım. Artı 2, 2 daha, 4 olur burası. X eksi x bölü 2. 2x eksi x'ten x bölü 2 4'e eşit. Ve bu durumda x de buradan 8 gelecektir. Bizden istenen x artı y toplamı. Yani x'i 8 bulduk, y'yi 2. Ve topladığımızda cevabımız 10 olacaktır. B şıkkı doğru cevap. Evet, üçüncü örneğimize devam edelim. Bir sokakta yolun üst tarafındaki evler ardışık tek sayılarla, alt tarafındakiler ise ardışık çift sayılarla numaralandırılmıştır. Numaralar soldan sağa doğru artmaktadır. Evet, şekilde görüldüğü gibi üst tarafta tek sayılar olacakmış, alt tarafta ise çift sayılar şeklinde numaralandırılmış. A ve B evlerinin numaraları için A eksi B eşittir 15 olduğuna göre, C ve D evlerinin numaraları için C eksi D kaçtır? Şöyle yapalım. Soldan sağa doğru artacak ise A'nın 2 fazlası nedir arkadaşlar? C'ye eşit olacaktır. Yani şöyle A artı 2 eşittir C diyebiliriz. Aynı şekilde B'den D'ye bir bağlantı kurmak istesek, şöyle artı 2 dediğimizde burası B artı 2 olur. Bir 2 daha arttırdığımızda burası B artı 4. Ve son olarak D'ye geldiğimizde de D ifadesi B artı 6'ya eşit olacaktır. Her iki durumda da 2 2 arttırdık. Çünkü ne demiştik? Tekler ve çiftler bu şekilde kodlanırdı. Şimdi bizden istenen C eksi D, verilen ise A eksi B. O halde A ve B yerine, eğer bu bulduğum ifadelerde A'yı çekersem, 2'yi karşıya atarsam, yani A yerine C eksi 2 yazabilirim. Aynı durumda B yerine de 6'yı eşitliğin diğer tarafına attığımda D eksi 6 olarak yazabilirim. Ve bana verilen bu A eksi B eşittir 15 ifadesini kullanabilirim. Evet, A yerine C eksi 2 yazıyorum. B yerine D eksi 6 yazıyorum. Ve bu 15 eşitmiş. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. C eksi 2. Bu eksiyi parantezin içine dağıttığımda eksi D artı 6 olacaktır. C eksi D. Eksi 2 artı 6 da artı 4 olur arkadaşlar. Son olarak bizden istenen ifade C eksi D burada göründü. Artı 4'ü de karşıya attığımda 15 eksi 4'ten bu ifade 11'e eşit olur. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet, dördüncü örneğimiz. Ardışık 7 tam sayının toplamı 140'tır. Buna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır? Bu tarz sorularda arkadaşlar, bu ardışık 7 tam sayının toplamı 140 dendiği için 140 toplamını 7 tane sayıya böldüğümüzde şöyle düşünebiliriz. 7 sayıyı da şöyle yazayım. 3, 4, 5, 6 ve 7. Diyelim ki tam ortadaki sayımız 20. Ve bunlar ardışık tam sayılar. Yani hepsinin 20 olma ihtimali yok. Bunlar ardışık tam sayılar. Yani birer birer artan sayılar. Ben tam ortadakine 20 dediğimde şöyle yapabilirim. Bir önceki 19. Ondan bir önceki 18. Ve en baştaki 17 olur. 21, 22, 23 şeklinde bu sayıları seçebilirim. Yani buraların 20 olma durumunu düşünecek olursak, başta eğer eşit olsaydı diye düşünürsek, her birinden bir sayı almışım gibi de düşünebilirsiniz. Neden böyle yaptık? Çünkü ardışık sayılar deniyor. Aralarındaki farkın 1 olması gerekir. Bu durumda bu sayıların en büyüğü 23 sayısı olur arkadaşlar. Yani cevabımız 23'tür. Evet, 5. örneğimiz. Ardışık 11 tek sayının toplamı 363'tür. Buna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Bu soruda da bir önceki soru gibi arkadaşlar, önce 363 sayısını 11'e bölelim. Buradan cevabımız 33 olur arkadaşlar. 11 tane tek sayı. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6...
tam bir şekilde bu sayıları göstermiş olalım. Tam ortadaki sayıyı yine aynı şekilde 33 diyeceğim. 11'in tam ortası neresi olur? 6. sayı olur yani. Evet, burası. Şöyle maviyle gösterelim. Bu sayımız 33 olsun. Şimdi ardışık 11 tek tam sayı dediği için dikkat edelim. Aralarındaki fark 2 olacaktır arkadaşlar. Yani 33'ten 2 çıkardığımızda bir önceki sayı 31, 29, 27, 25 ve 23 olur en küçük sayımız. Tabii 33'ten sonrası için de yazılabilir. 35, 37 şeklinde. Bu durumda yine cevabımız buradan da 23 gelmiş oldu. Tabii tesadüfi bunlar. Evet, burada başka söyleyebileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Bu kadar. Evet, 6. örneğimiz. Ardışık 8 çift sayının toplamı 136 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Evet, diğer iki soruda ardışık tam sayı sorusu ve ardışık tek tam sayı sorusu vardı. Ve verilen sayı adedi tekti arkadaşlar. Biri 11, diğerini tam hatırlayamadım. Bakarız yine. Şimdi bu soruda 8 çift sayı olduğu söyleniyor. Bu durumda yine aynı mantıkla başlayalım. 136 toplamını 8'e böldüğümüzde buradan 17 gelir sayı. Şimdi bu 17 sayısını 2 tane çift sayının tam ortasında bir sayı olarak, tek sayı olarak düşüneceğiz. Çünkü 17 çıktı ve tek bir sayı. Biz 8 çift sayıdan bahsediyoruz. O zaman iki çift sayının arasındaki bir tek sayıdır aslında bu. Yani şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dedim. Çünkü şuradaki yani 4. sayıyla 6. sayının arasındaki şu sayımız 17'dir. Şimdi buna göre devam edelim. 17'den önceki çift sayı 16, 17'den sonraki çift sayı 18. Yani bahsetmek istediğim şey bu. Tek sayı çıktı. O zaman iki çift sayının arasında 16 ve 18'in arasındadır bu sayı diyebiliriz. Şimdi buna göre devam edelim. 16, 14, 12, 10 olur burası en küçüğü. 18, 20, 22 ve 24 olur en büyüğü. Ve bu ifadelerin çarpımında 240 olacaktır. Yani şöyle yıldızlayabiliriz bu soruyu. Çift sayı olma durumunda bir fazlasını terim sayısı gibi, yani sayı adedi olarak alırız. Tam ortadaki sayıyı bu şekilde belirlemiş oluruz arkadaşlar. Evet, notumuza devam edelim. Ardışık sonlu dizilerde terim sayısını bulmak için son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Ortanca terim ilk terim artı son terim bölü 2. Ardışık toplam ise arkadaşlar terim sayısı çarpı ortanca terim ile bulunabilir. Evet, 7. sorumuza devam edelim. A, B ve C birer tam sayı olmak üzere. Verilen bu ifade A ile C sayıları arasında B ile tam bölünemeyen tam sayı adedi olarak tanımlanıyor. Buna göre eksi 5 ile 112 arasında 3 ile tam bölünemeyen sayıların adedi sorulmuş bize. Şöyle yapalım. Eksi 5 ile 112 arasındaki önce tüm sayıların adedini bulalım arkadaşlar. Şöyle bu kümeyi şöyle tanımlayabiliriz. Eksi 5 ile 112 arasındaki sayılar. Eksi 5 ve 112 dahil değil. Şöyle eksi 5'ten önce eksi 4, eksi 3, eksi 2 şeklinde böyle devam edecek. En son 111, 112 de dahil değil. Bu tüm sayılar. 3 ile bölünemeyenler ise şöyle olacaktır. 3'ün katları şeklinde, yani 3, 6 şeklinde. En son 111'den önce 3 ile bölünemeyen evet, önce şunun toplamını bir bulayım. Orada son, en son aklımıza gelir. 109 desem toplamlar 10 oluyor. Hayır. 108. Evet. 108 diyebilirim.
Şurada terim sayısını şöyle bulabiliriz. Terim sayısını neydi az önce formülden bahsettik? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 diyorduk. O halde son terimimiz 111. İlk terimimiz eksi 4. Eksi 4 artış miktarı 1'dir. Birer birer artıyor. Ve artı 1 dedim. Buradan 111 artı 4'ten 115. 1 ekledim. 116. Ama sen üşür müsün? Evet, son sayımızı da 108 demiştik ama 111 de seçebiliriz. Sonuçta sayıları topladığımızda 1, 1, 1 yani 3 tane 1'in toplamı 3'tür ve 3'e tam bölünebilir 111. En son sayımız olarak da bunu seçebiliriz. Buradaki terim sayısı içinde şöyle söyleyelim. Son sayımız, son terimimiz 111. İlk terimimiz eksi 3. Pardon 3 yani 111 eksi 3. Artış miktarı ise dikkat edin arkadaşlar 3'er 3'er artıyor. O halde bölü 3 diyorum. Yine formülden artı 1 dedik. 111 eksi 3 108. 3'e böldüğümüzde 36 olacaktır. 1 eklediğimizde de 37. Evet, tüm sayılardan 3'e bölünemeyenleri bulabilmek için bölünenleri çıkarmamız gerekir. Şöyle 37 demiştik. Evet, tüm sayılardan 3'e bölünenleri çıkardığımda geriye bölünemeyenler kalacak. 16'dan 7 çıkardığımda 9. Geriye burası 0 kalacak. 10'dan 3 çıkardığımda da 7. Yani cevabımız da C şıkkı olur. Evet arkadaşlar, tekrar soruya baktım. Burada bir hata yapmışım. Orayı düzeltiyorum. Şurada 3, 6, 9 şeklinde direkt pozitifmiş gibi düşündüm sayıları. Ama burada eksi 4'ten 111'e kadar olan sayılar vardı bu aralıkta. Yani eksi 3 de bu arada dahildir. Hatta 0, 3, 6, 9 ve 111'e kadar devam edecek. Şimdi terim sayısını bulacaksak eğer şöyle yapalım. Son terimimiz yine 111. Eksi ilk terimimiz bu sefer eksi 3. Artış miktarı içinde 3'ün katları demiştik. Bölü 3. Burada bir değişiklik yok. Yine artı 1 formülden dolayı geldi. Buradan 111, 4, 115. 115'i de 3'e böldüğümüzde 111 artı 3, 114. 38 artı 1'den 39 olur burası. 116'dan da 39'u çıkardığımızda cevabımız 77 yani D şıkkı olacaktır.